Gerçekten siyasetin nabzı hızlı atıyor. 11 Haziran saat 16'da haftaya Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'le görüşmesini bekliyoruz. Bir iadeyi ziyaret olacak 18 yıldan sonra. Neler konuşulacak? Normalleşme süreci nasıl gidiyor? Acaba farklı işaretler önümüzdeki döneme ilişkin geliyor mu diye bir soru var. Ama bizim dün gözümüzü çevirdiğimiz ve iki gündür de gündemimizden düşmeyen bir başka ziyaret var. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'i Beştepe'de kabul etmesi. 40 dakikalık bir görüşme gerçekleşti burada. Ne konuşuldu? Buna ilişkin bir açıklama yok. Ama çokça iddianın ortaya atıldığı bir yerdeyiz. Bu iddialar arasında Meral Akşener'e bir görev teklifi yapıldığı, Meral Akşener'in başka talepleri olduğu, bu görüşmenin muhteviyat mahiyeti nedir? Elbette Ankara'da soran çıkmıştır. Biz de onlara soracağız. İçeriğine dair hemen konuklarımı vakit kaybetmeden takdim edeyim. Independent Türkçe Genel Yönetmeni Nezahat Çiçek İstanbul Stüdyo'da benimle beraber. Günaydın Nezahat, günaydın, hoş geldin. Günaydın. Teşekkürler. Ve Betimar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman bizimle. Gürkan Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Sina Hanım, günaydın Nevzat Bey. Günaydın. Günaydın, çok teşekkürler. Ya bu Akşener-Erdoğan görüşmesi, hiçbir açıklama olmadı. Dünden evet. beri gazetelere bakıyorum, böyle bir açıklama resmi ağızlardan gelen var mıdır yok mudur diye, yok. Yok. Ama çokça iddia var. Çok. Meral Akşener'e işte Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildiği iddiası var. Oğlu için Paris Büyükelçiliğini istediği iddiası var. Ya uzun yıllardır zaten aslında bir iletişim hattı vardı Erdoğan ve Akşener arasında diye. Nevzat, ne konuşmuşlar 40 dakika? Ne konuştuklarını ben de bilmiyorum. Dedim kesin kulis vardı. Hayır, şöyle kulisler, yani ne konuştuklarıyla ilgili gerçekten çok şey yok ama şunu söyleyeyim. Şimdi Sayın Akşener ile Sayın Erdoğan ailesi uzun yıllardır aslında birbirine yakın iki aile. Hatta Sayın Akşener AK Parti'nin kuruluş sürecinde son anda AK Parti'den yani katılmadı. Hani kurucular olarak kurucularda katılacaktı. Son anda herhalde bir hafta falan kaldı, böyle ayrıştı. Hatta ben Abdullah Gül Bey anlatmıştı. Yani o dönemde çokça toplantılara geldi ve abisinden dolayı böyle bir gerekçe göstermişti ve katılmamıştı. Şimdi tabii Sayın Akşener'in bir şeyine dikkat etmek lazım. Sayın Akşener'e yakın Burak Bey gibi milletvekilleri bir şeyin altını çizdiler. Dediler ki Sayın Akşener İYİ Parti genel başkanlığı bıraktı ama siyaseti bırakmadı. Bunun bir altını çizmek lazım. İkinci mesele, tabii İYİ Parti'de Sayın Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başına gelmesi gibi, hani bir seçim sonrası ayrılmıştı, sonra tekrar delege üzerinden gelmişti. Böyle bir şey olabilir mi sorusu. Üçüncü en önemli mesele de, şimdi Sayın Akşener burada görüşmeyi kendisi talep ediyor. Onun altını çizmek lazım. Öyle şimdi, mi? Tabii, cenazede karşılaştılar, orada bir... Yani o ihtimal evet, yüksek olabilir ama zaten bu şey açık. Ama o zaman orada kendisi mi gelmek istediğini Hayır, görüşme olarak. Talebi, görüşme talebi Sayın Akşener'den gelmiş. Bunu AK Partililer net olarak ifade ediyorlar. Ve dolayısıyla da bu görüşme içeriğinde biraz önce bahsettiğim bütün tırnak içinde kullandığım o tabiri komplo teorileri geçerli. Neden geçerli? Şimdi Sayın Akşener'e görev verecek diyen var. Sayın Akşener'e aslında bu İYİ Parti'nin durumunu görüşmek için çağırdı diyen var. Sayın Akşener'in kişisel işlerinden dolayı Sayın Akşener'in talebi var diyen var. Ve daha da önemlisi yeni anayasa, yeni meclis ve yeni durumla ilgili söylenti var. Ama ben bunların hepsini bir tarafa bırakarak bir şey söyleyeyim. Şimdi Sayın Akşener'in oraya gitmesinden İYİ Partiler son derece rahatsız. Bakın Koray Aydın çıktı, açıklama yaptı. Çok sert bir açıklama yapmış. Musavat Dervişoğlu dün sosyal medyaya grup toplantısından iki paylaşım yaptı. Bu iki paylaşımdan bir tanesi, biz hiçbir şekilde parlamenter sisteme geçmeyecek olan birileriyle yol yürümeyeceğiz şeklinde yaklaştı. Aslında Sayın Akşener'in ziyaretine bir nevi cevap vermedi. Aslında belki de o ziyaret öyle gerçekleştirildi. Onun şeyini çizdi bize, sınırlarını çizdi. Şimdi İYİ Partililer diyorlar ki, şimdi Sayın Akşener'in oraya gitmesini biz sosyal medyadan öğrenmeyecektik. Ben de Sayın Akşener görüşmedeyken İYİ Parti'nin en yetkili isimlerini aradım. Dediler ki hiç haberimiz yok. Biz yeni öğrendik. Dolayısıyla bir açıklama yapamayız. Ama görüşme sonlandıktan sonra bir açıklama gelirse onun üzerine bir değerlendirme yaparız. Yani ben ilk başta... Müsavat Dervişoğlu'nun da mı haberi yokmuş? Hiç Çünkü kimse... o da sonradan öğrendim gibi bir açıklaması. İYİ Partililerin ifadesi şu. Biz bu görüşmeyi sosyal medyadan öğrendik. Fahrettin
Bey'in tweetlerinden öğrendik. Dolayısıyla bizim hiç haberimiz yok. Ve o konuyla ilgili olarak da Koray Aydın başta olmak üzere İyi Partiler diyorlar ki sen gittin ne konuştun? Şimdi burada şöyle yorumlanıyor mesela. Ya Koray Aydın diyor ki İyi Parti kaynaklarından değil İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla öğrendik ki yeni seçilmiş genel başkanımıza bir hayırlı olsun ziyareti evet. dahi yapılmamışken Akşener'in İyi Parti eski genel başkanı sıfatıyla bu ziyareti yapması İyi Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yaptı diye eleştiriyor. Çok da sert eleştiriler Uğur Poyraz da diyor ki bizim kurumsallığımızla bir alakası yok bu görüşmenin diyor. Evet. O da öyle bir açıklama yapıyor. Tabii şunu da unutmamak lazım. Kongre sürecinden sonra Sayın Akşener gerçekten bütün iletişimini kesti. Yani insanlar Sayın Akşener'e ulaşamadı. Parti meselesiyle ilgili mesela Ankara'da alınan il başkanı vardı. Tekrar görevine iade edildi. Sayın Akşener döneminde alınmıştı. Hı hı. Mesela ona bile müdahil olmadı, herhangi bir şey olmadı. Sadece Burak Bey gibi birkaç milletvekili üzerinden, kendisine yakın milletvekilleri üzerinden bir iletişim kanalı açtı. Ve dolayısıyla da bence buradaki esas tartışma şu. Birincisi tabii İyi Parti şu an sana çok net ifade etmek lazım. Milletvekillerinin bir kısmı arayış içerisinde. Ve bu arayış içerisinde de CHP çok ön plana çıkıyor. Mesela en son Antalya milletvekilinin CHP'ye katılması sürecinde ben Turan Çömez'i aradım grup başkan vekili olarak. Dedim ki ya bu kendiliğinden mi oluşan bir şey? Hayır, çok açık net, biliyorsunuz Özgür Bey de ona cevap verdi. Dedi ki CHP genel başkan yardımcısı üzerinden Sayın Özel'le görüştü ve Sayın Özel'den bizzat bu teklif geldi diye. Şimdi CHP kaynakları da şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani bizde zaten bir oy geçişkenliği vardı. Biz bu oy geçişkenliği neticesinde zaten parti tabanları birbirine yakınlaşmıştı. Teşkilatlar birbirine yakınlaşmıştı. Bizden küsenler onlara gitmişti. Onlardan küsenler bize geliyor. Ve dolayısıyla gayet normal bir durum bu. Şimdi bunun önü kesilmiyor. Yani Sayın Çömez bunu Güneş Motel meselesine benzetiyor ama. Müsavat Ermişoğlu da grup toplantısında Güneş Motel'de ben çok ağır konuştu. O gün kendisini yayındayken aramıştım. Daha bütün bu görüşmeler yokken. Şimdi buna benzetiyorlar ve dolayısıyla da şimdi İyi Parti'nin bir dağılma süreci oluşabilir mi sorusu çok soruluyor. Eğer böyle bir süreç oluşursa milletvekillerinin büyük bir kısmının CHP'ye gitme olasılığından bahsediyor. Bir kısmının AK Parti'ye, bir kısmının yeniden Refah'a. Çünkü MHP şeyi kapattı. Yani ben almam dedi. Hani hiç mesela, bana güvenmeyin dedi. Bu Meral Akşener'in ziyaretinde bu Abdülkadir Selvi'nin bugün köşe yazısında gördüğüm kulis de bu. Bilmiyorum sende benzeri bir bilgi var mı? İki milletvekili AK Parti'ye geçmek istiyor. İyi Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti'yi almadığı için Erdoğan'a teşekkür ettiğini tahmin ediyorum diyor. Hani onlar geçmek istedi, AK Parti almadı akşam. Ama orada da şöyle soru doğuyor. Eski genel başkan gidip niye Cumhurbaşkanı'na siz ilk almadığınız için iki istifa eden milletvekili teşekkür ederim diyor. Ya şöyle çok net söylemek lazım. Şu an Sayın Akşener her ne kadar İyi Parti'den uzak dursa da her ne kadar kongre sürecinde seçimden dolayı faturanın kendisine kesilmesi gerektiğini düşünüp bu faturayı ödemeyi göze alsa da Sayın Akşener bir delege çağrısı üzerine hala İyi Parti'ye gelme hesapları yapan bir lider. Dolayısıyla da buradaki temel mesele İyi Parti içerisinde bu partinin nereye oturacağıyla ilgili tartışmanın sonlanmamış olması. Şimdi parti merkeze oturacak, hür ve müstakillikten bir merkeze. Çünkü hür ve müstakil o sınavı başarılı veremedi. Dolayısıyla da şimdi partiyle ilgili parti nereye oturacak kavgası var. Yani bu kavga içerisinde birincisi biz milliyetçi olarak kurulduk. Parlamenter sistemi savunucusu olarak kurulduk. AK Parti'ye karşı olarak kurulduk. Dolayısıyla da şimdi önümüzde iki tehlike var. Birincisi CHP ile çok oy geçişkenliğimiz var. CHP tabanı, CHP parti üzerinde ciddi anlamda bir hegemonya oluşturmak istiyor. İki milletvekilleri güvensizlikten dolayı teşkilatlar istifa ederek başka yerlere geçmek istiyorlar. Bunu biz nasıl engelleyeceğiz sorusu. O anlamda ben yarın Sayın Akşener, yani çok sürpriz olmaz. Musavat Bey eğer Sayın Akşener gelmek isterse, Musavat Dervişoğlu'nun Sayın Akşener'in gelmesi noktasında delege ile birlikte bir çağrı yapması ve delegenin dönün çağrısı. Tabii o delege çağrısı karşısında da Sayın Dervişoğlu'nun ben set koyacağını düşünmüyorum. Burada mesele şimdi Koray Aydın Bey eğer seçilmiş olsaydı Sayın Akşener bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla o görüşmeyi yapmış olsaydı daha farklı algılanacaktı. Ama Musavat Bey'i kendisi destekledi. Listeler beraber hazırlandı. Dolayısıyla da onun oraya gelmesi noktasında inisiyatif koydu. Ve şimdi o inisiyatif neticesinde böyle bir görüşme olduğunda herkesin sorduğu temel sorular bence Sayın Akşener AK Parti içerisinde siyaset yapmaz.
AK Parti içerisinde... Bir teklif olmuş mudur sence Cumhurbaşkanı yardımcı? Ben ihtimal olabilir. Vermiyorum. Ben ihtimal gelin vermiyorum. Ben daha ziyade İyi Parti'nin durumuyla bu meclisteki yani 37 vekil sanırım şu an var. O 37 vekille birlikte bir anayasa meselesi olduğunda bu vekillerin bir arada kalması, İyi Parti'nin bir arada kalması ya da ikinci bir görüş, ifade edilen ikinci bir görüş ya İyi Parti'nin işte AK Parti ve MHP arasına girme olasılığından söz ediliyor. Orada da temel soru şu. İttifaka dahil olmasını mı evet, söylüyorsun? Evet, evet. Ama orada da işte Musavat Bey'in ve İYİ Parti'nin çok net bir tavrı var. Parlamenter sistem meselesini ortaya koyuyorlar. Ben de diyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı yarın çıktı. Dedi ki kardeşim siz sistemden şikayet ediyorsunuz. Hı hı. 50+1 bizi de bağlayan bir süreç ki bu da MHP'nin net tavrı var. Onu bir tarafa koyarak söyleyeyim. Hı hı. Biz bu sistemi revize etmek istiyoruz. Ama dediğiniz şekilde parlamenter sistem ihtimali de çok sayıp biz bunu 40+1'e döndürelim dese... Şimdi bu noktada İyi Parti'nin ne yapacağı son derece önemli. Yani burada bir zemin... Bu milletvekili sayısı. Tabii burada bir zemin aranırsa bu zemin aranmayla birlikte İyi Parti'nin burada kendisini konumlandırma meselesi var. Yani iki şeyi söyleyerek bitireyim. Bir, İyi Parti'nin kendi iş meselesi var. Partinin nereye konumlanacağıyla ilgili. İkincisi, 37 vekilini bir arada tutup yeni anayasa meselesi. Bir şekilde parlamenter sistem olmasa bile 40+1 meselesi yani sistem tartışmaları, Cumhurbaşkanı 3. dönemi vesaire bütün bunlarla ilgili bir yol haritası var ama Sayın Akşener ısrarla altını çizeyim siyaseti bıraktım demedi. Siyaseti bıraktım demediği için Sayın Akşener şu an Devlet Bey'in pozisyonunda seçimi bir şekilde o dönem kaybetti. Hı hı. Dolayısıyla da ben istifa ediyorum dedi. Ama yarın delege bir çağrı yapar. Kısa geri dönebilir. Bunun sinyalini gösteriyor. Çok net dönebilir. O 36'ya düşmüş vekil sayısı. 36 evet. En son Aykut Bey de ayrılmıştı Antalya'dan. Evet. Sana çok hızlı birkaç sorum var. Bugün gazetelerin manşette zannederim ya Cumhuriyet ya Sözcü'de gördüm. Birincisi oğluna Paris Büyükelçiliği istediği iddiası. Bunun olma ihtimali böyle bir... Kulisin duyumun var mı? Ya bu ortaya atıldı ama şunu söyleyeyim. Yani sonuçta Meral Hanım bir anne. Oğluyla ilgili eğer yetenekliyse bir talebi olabilir. Ama ben Paris Büyükelçiliğinden ziyade yani Galatasaray mezunu oğlu öyle hı hı. biliyorum ben. Fransızcası var diye biliyorum. Yani Paris mi olur, Cezayir mi olur? Hani Fransızca konuşan ülkeler mi olur? Tunus, Senegal, Cezayir. Tunus'ta Ahmet Bey daha yeni gitmiş bahsediyoruz. pek çok atamıyor. Yani o konuda ben ilişkileri çok açık ifade edeyim. Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan ailesinin ilişkileri bunu söyleme şeyini verir. Yani siyasetin ötesinde bunu söyleme sohbetini verir yani çok açık. Ha bu böyle bir ihtimal yok değildir diyorsun. Ben yok değildir yani Sayın Akşener'le Sayın Erdoğan ailesinin ilişkisi yeni bir ilişki değil. Siyaseten bakmayın hani çok kamplaşıyoruz o falan da yani bu çok eski bir ilişki. Bu eski ilişki içerisinde ben Sayın Akşener'in ya bizim çocuk işte diyebilecek bir şey var yani bu çok hani siyaseten çok ayrıştılar diyemez. Yani bu biz dost sohbetinde söylenebilecek bir şeyi çok rahat söyleyebilir. Ben bana bunu, çok uzak gelmiyor. Sana uzak bir ihtimal gibi gelmedi böyle bir şey talep edilmiş olma ihtimali. Belki Paris Büyükelçiliği değil ama Fransızca konuşulan başka bir Afrika ülkesinde olabilir gibi diyorsun. Bilmiyorum burada da çok eleştiriliyor tabii yani bunca yıl diplomatların işte kıdemli diplomatların emek etmesi sonra dışarıdan atamalar o da ayrı bir konu. O açıdan da çok yani konuştu onu Paris Büyükelçiliği. Açtığın için söyleyeyim ABD biliyorsun hep iş eski diplomasi mavcı olarak bunu not etmeden geçiyor. Hayır o çok tartışılıyor ama ABD biliyorsun hep iş adamlarını atıyor. Yani bu büyükelçilik meselesi, devlet geleneği başka bir şey, hariciye meselesi başka bir şey. Bir de ama Nevzat orada atamalar yönetim değişince biliyorsun sonra geri geliyorlar onlar. Yani. Zaten Cumhurbaşkanı bu sistem ilk geldiğinde hatırlarsanız bu sistem daha doğrusu şöyle Ahmet Necdet Sezer döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarını göreve getirmek istediğinde Sayın Sezer onların atamasına izin vermiyordu. Sonra bunları vekaleten atamıştı ve o dönem Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği bir şey vardı. Aslında bürokrasi bizimle gelsin, bizimle gitsin. Yani tam da bu bahsettiğin sistem aslında o zaman önerilmişti. Gelen bir sistem diyorsun. Bu arada Paris'te sadece Paris Büyükelçiliği, UNESCO'da var galiba şimdi aklıma geldi. O da ya Büyükelçilik unvanı taşıyan birçok yer var. Evet. Daimi temsilcilikler daimi var. Daimi temsilcilikler var. Yani olmuş olabilir diyorsun. Bir başka soru yani yine. Sadece bu değil. Bu sohbet kendi aralarındaki ilişki oraya akabilir. Evet. Onu kaldırabilen bir ilişki var. Yani Tayyip Bey'in klasiğidir. Hep öyledir. Yakın tanıyanlar bilir. Bir dostluğunuz varsa aileyi bir sorar. Aileyi bir sorar. Yani mesela eski milletvekillerini böyle selam verdiğinde işte ailesinde çocuğunda kim varsa işte ne yapıyor, ne ediyor falan bunu çok rahat sorar.
Bu sohbet neticesinde her şey söylenebilir. Orada yani. Gitmiş oldu. Bir de bir soru. Altılı Masa, bu da yine gazetelerin manşetindeydi. Altılı Masa'da yer alırken de sizin böyle temaslarınız var mıydı? Ve bir de siz bir dönem masadan kalktınız, oturdunuz. O zamanla ilgili de soru işaretleri doğar derler. Var mı sence böyle bir durum? Kısaca alayım. Çünkü şöyle, geçeceğim. En çok eleştirilen konu, Sayın Akşener ile Sayın Erdoğan görüştüğü andan itibaren basında en çok ifade edilen şey, tırnak içinde kullanılan Truva atı meselesi. Sayın Akşener için kullanılan tabir. Ben baktım böyle sosyal medyasından tutun bütün medyalarda aynı şey ifade ediliyor. Ya aslında siz zaten çok yakındınız. Dolayısıyla da bu altılı masa hikayesinde bunu bilinçli bir şekilde getirdiniz. Bilinçli bir şekilde kalkıldı, bilinçli bir şekilde oturuldu. Ve dolayısıyla da siz bu işbirliğini hiçbir zaman için aslında bırakmadınız. Fakat bugün daha görünür hale geldi sorusu. Ben şunu çok net ifade edeyim. O konuda Sayın Akşener'in altılı masada niye kalktığıyla ilgili, niye oturduğuyla ilgili kendi değerlendirmeleri var. Parti bana bu yetkiyi falan ver diyor ama kamuoyu vicdanında bu mesele hala aklanmış değil. Yani daha doğrusu hala net olarak evet ya bu böyle oldu sorusuna bir tatmin edici cevabı görmüş değil. Bir sinyal verdim sana bu görüşme bu açıdan. Bana şöyle ben açık söyleyeyim. Bence sanki devletin işleyişi ve sistem meselesi üzerinden ben bu görüşmeyi öyle okuyorum. Yani biraz daha meseleyi ben öyle okuyorum. Çünkü şunu da ifade edeyim. Gürkan Bey'in sözünü çok almış. Döneceğim şimdi. Yani MHP ve AK Parti çok iddialı bir şey söyleyeyim. İYİ Parti'nin dağılmasını istemez. MHP ve AK Parti İYİ Parti'nin dağılmasını istemez. Evet. Neden? Ya şimdi sorunu açıyor. Kısa söyleyeyim biraz sonra açayım. Yani şu an dağılma sürecinde pastayı alacak olan CHP. MHP ve İYİ Parti buna izin vermez, izin diyorsun. Vermek istemez. Teşekkür ediyorum. Gürkan Bey, ne oluyor bu görüşmede? Ne konuştular? En manşet sorumuz, cevap arıyoruz. İddialar ortada. Yeni bir ittifaktan tutun, işte milletvekili konusu dahil, Paris Büyükelçiliği dahil, bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi dahil pek çok iddia var. Sizce bu konuşma 40 dakika ne üzerine olmuştur? Yani şöyle ifade edelim. Öncelikle Sayın Mehmet Tolga Akalın, yani İYİ Parti Kurucu Üyesi dün bir açıklama yaptı. Buradaki yaptığı açıklamada da Sayın Başkanlığı'nda bir yeni anayasa komitesi kurduğunu ve iki ay sonra da Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı, Türkiye'de anayasa çağrısı yaptığını söyledi. Ana başlık bu olabilir. Benim en azından analiz edebilir. Bir yeni normalleşme sürecine aslında atıfta bulunabilir. Belki eksik olmuş olabilir. Yüksek İstişare Kurulu, yeni kurulabilecek bir yeni istişare kurulu kapsamında bir oluşum da olabilir ama ya bunlar aslında bir nevi kutlaklı görüşmede varsayımlar. Sadece Burak Burak'ın... Siz bir teklif olmuş olabileceğini düşünüyorsunuz ama. Olabilir. Yani teklif de olabilir. Belki Sayın Akşener'in de Sayın Erdoğan'dan bir talebi de olabilir. Ya bunlar sadece bizler şu an için varsayım üzerine gidebiliyoruz. Çünkü açıklama yok. Ama bunun etkilerine bakmak lazım. Yani şu anki şartlarda ben biraz süreci geriye doğru götürmek istiyorum. Özellikle AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bir araştırma yapardık zamanında. Lider profil araştırmaları yapardık. O lider profil araştırmalarında en beğendiğiniz liderler hangisi diye sorduğumuz zaman 2006 yıllarında, 2005 yıllarında, 2007 yıllarında o zamanki şartlarda Sayın Numan Kurtulmuş Has Parti biliyorsunuz ki süreci vardı. Numan Kurtulmuş'u AK Parti geç sağladı. Yine aynı şekilde Demokrat Parti'de de Süleyman Soylu gözüküyordu. O da yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle beraber partiden AK Parti'ye geç sağladı. O zamanki şartlarda yaptığımız yine araştırmalarda Sayın Akşener'in de MHP'den ayrılma süreciyle ilgili yaptığımız anketlerde de 2015 ve sonrasında sürecinde yaklaşık %8 civarında minimum potansiyel bir oy karşılığı var idi. Kesinlikle oy verme ihtimali olan. Oy verebilirim de yaklaşık %12-13 civarındaydı. %20'lik bir potansiyel olan bir isimden bahsediyoruz ve partiyi kurdu. Partiyi kurduktan sonra da tamamen Sayın Erdoğan'la yol kesilmeleri, Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve parlamenter sistem karşılığında bir yol haritası çizdiler ki 2020-23'e kadar bu 2018'deki vekil
transferi ve 2019'daki Millet İttifakı ile beraber altı benzemez, hatta bazıları birçok benzemezi de ifade ediyor. Bir araya getiren ana masanın bana göre ayaklarının baş tacı Sayın Akşener'di. Ve 14 Mayıs sürecindeki o masadan kalkma sürecine kadar. Bakın bunları neden anlatıyorum? Bir araya getirmek için söylüyorum. Ve 14 Mayıs öncesinde bizim yaptığımız araştırmalarda da Sayın Akşener Partisi'nin %17'lerde ölçtüğümüz dönemler oldu. Ve masadan kalktıktan sonra süreç çok farklı oldu ve kendisi de yarı yolda bırakıldı. Bu %17'lerden 2024 seçimlerinde %3-3,5'lara geldiği bir denklemi konuşuyor isek, Sayın Akşener'in siyaseti bırakıp bırakmadığını da aslında bugün itibariyle görmüş oluruz. Yani merkez sağ hedefiyle çıkan bir ismin Hür ve Müstakil'le beraber partiden bırakması, partiyi bırakmasını da kenara koymamak lazım. Burada şöyle bir denklem var. Musavat Bey'in gelmesi, Musavat Bey'in kongredeki açıklamalarına bakar isek Sayın Musavat Bey tamamen açıklamalarında Sayın Erdoğan karşıtlığı ile ilgili bana bir fırsat verin ve ben bu Erdoğan'la hesaplaşmak istiyorum mantığıyla yola çıktı. Yani şu Akşener'in bu görüşmesi aslında bana göre bütün tabloyu ortadan değiştirdi ve kaldırdı. Şimdi İYİ Parti adına bunu yaptı diyorsunuz. Tabii. Yani dengeler tamamen değişti. Çünkü şöyle söyleyeyim, Nimet Özdemir bir ismi var biliyorsunuz. İYİ Parti İstanbul Milletvekili kendisinin CHP'ye geçeceği kulis bilgilerinde konuşulan isimlerden. Hı hı. Yine Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da yine kulis bilgisi anlamında söylüyorum. Yeniden Refah'a geçebileceği, hatta Koray Aydın'ın da dahi dünkü açıklamalardan sonra istifa edebileceği ve bağımsız kalabileceği gibi söylentiler oluşuyor. Yani aslında çünkü bunlar size İYİ Parti'nin bir dağılma, başlarken Nevzat'ın söylediği gibi bir çöküş dönemine girdiğine dair işaretler mi verir? Bir bu soruya yanıt alayım. Bir de size sonra başka bir sorum olacak. Yani şöyle söyleyeyim, çöküş diyemeyiz ama bir dağılma olabilir. Sayın Akşener'le Sayın Erdoğan'ın bir arada olması bir dağılma söz konusu olabilir ama şöyle bir de ifade de var. İYİ Parti içerisinde 25 milletvekilinin bizzatı Sayın Akşener'in etrafında olduğu ve Akşener'in bizzatı milletvekili yaptığı söylentisi de var. Bu söylentiler ve anayasa değişikliği ve anayasa çalışmaları sürecine de bakar isek bir dağılma söz konusu olacaktır. Ama şöyle bir durum var. Musavat Devrişoğlu'nun bu Tayyip Erdoğan karşısına şöyle bakmak lazım. Oyları biliyorsunuz ki %3 civarlarına düştü. Hı hı. Ve bu %6 şu anki şartlarda CHP'nin içinde kaldı gibi gözüküyor. Yani bu önemli bir etken ve bu oyları geri getirebilmenin etkisini Tayyip Erdoğan karşıtlığından geri getirebileceğini düşünüyor Musavat Bey. Yine aynı şekilde milliyetçi kitleleri de bir tarafa toplayabilmek ve MHP tabanına da bir temas etmek de istiyor. Aynı zamanda Eylül ayında Musavat Bey, Eylül ayında kurulması ihtimal Yavuz Ağır Alioğlu'nun partisine geçebilecek milletvekillerinin de önüne bir nevi engellemek istiyor. Ama şöyle bir durum var. Anti Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla bu yumuşama sürecine nereye getirebilecek Sayın Musavat Dervişoğlu ve bu görüşmelerden sonra onu beklemek lazım. Çünkü özellikle ev hanımlarının, gençlerin Türkiye'de sorunları var. Emeklilerin Türkiye'de sorunları var. Bu sorunlarla ilgili bir muhalefet etme anlayışını biz Musavat Bey'de göremiyoruz. Bu açıklamalarda, bu toplantılarda Sayın Akşener'le Sayın Erdoğan'ın görüşmesi bana göre İYİ Parti'nin bundan sonraki sürecini daha zor süreçler beklediğini gösteriyor açıkçası.